Merhaba. Bugün devletin özünü, onun gerçekte ne olduğunu, lise ve üniversite, tarih ve hukuk ders kitaplarında olmadığı şekliyle ve farklı bir bakış açısıyla yapabildiğim ölçüde ortaya koymaya çalışacağım bu belgeselde. Devlet konusuna geçmeden önce kısaca insanın insanlaşma serüvenine bakmak yararlı olacaktır düşüncesindeyim. Çünkü insanın kurduğu kurumları, yapıları, organizasyonları anlamak aynı zamanda onun tarihsel serüveniyle de ilişkilidir. Bu konuda bilimsel, antropolojik bir bakış açısı, bir de dinsel bakış açısı vardır. Tek tanrılı dinler insanı kutsal ve özel olarak yaratılmış, hayvandan farklı bir kategoride ele alır. Tek tanrılı dinler evrim teorisine karşıdır bu nedenle. Bugün ben antropolojik açıdan insan evrimine değineceğim. Yeryüzünde yaşamın aşağı yukarı 3,5 milyar yıl önce başladığı tahmin ediliyor. İnsan ve şempanze ailelerinin ayrılması ise yaklaşık 7 milyon yıl önceye kadar uzanıyor. Linnaeus'un derecelendirme sistemine göre insanın canlılar dünyasındaki yeri şöyle. Alem, hayvanlar, alt alem, çok hücreliler, şube, kordata, alt şube, omurgalılar, sınıf, memeliler, alt sınıf, plazenta, memeliler, takım, primat, alt takım, antropoid, üst aile, insanımsı, aile, insansı, cins, homo, tür, sapiens. Charles Darwin, Türlerin Kökeni adlı çığır açan yapıtında şöyle der. İnsanın tek bir amacı vardır. Kendi yararı için seçmek. Doğa ise tersine bizzat varlığın yararı için seçer. Sonuçta biyolojik evrime baktığımız zaman sürekli homojen, merdiven şeklinde düzenli ve eşit aralıklarla akan, aşağıya doğru yukarı doğru akan bir değişken değil, tam tersine homojen olmayan, heterojen bir zamanı ortaya koyuyor. Dolayısıyla evrimin motorlarından birisi uyarlanmadır. Yani adaptasyon. Ama bu sadece bir etkendir. Evrim birbirini kesin biçimde art arda izleyen türler değil, bir ağaç dalları şeklinde yayılan bir büyük kök, bir soy oluştur. İnsan da bu büyük evrim ağacının bir dalının bir parçasını oluşturur yalnızca. Yine Charles Darwin, Türlerin Kökeni adlı yapıtında şöyle diyor. Yararlı olduğu takdirde bir değişimin ne kadar anlamsız olursa olsun, sürdürülmesi zorunluluğunu öngören bu ilkeye doğal ayıklanma dememin amacı bu ayıklanmanın insanın gerçekleştirebileceği ayıklanma ile olan ilişkilerini göstermektir. Daha sonra da şunu ekliyor. Ama Herbert Spencer'ın genellikle kullandığı ifade daha uyumlu olanın hayatta kalması daha doğrudur ve kimi zaman daha uygundur. Böyle diyor. İnsan bir primattır. Primat ailesine aittir. Charles Darwin, çağının bilimsel anlayışı içerisinde evrim mekanizmasını, bitkiler ve hayvanlar dünyasındaki çeşitliliğin ortaya çıkış nedenlerini, yaptığı etkin araştırmalar ve gözlemler sayesinde mevcut türler ile yok olmuş türlerin arasındaki akrabalık ilişkisine dayanarak kurgulayan ilk araştırmacıdır.
Devrim tarihinin algılanışındaki en büyük yanılgı da insanın soyunun direkt olarak maymundan geldiği düşüncesidir. Oysa bugün antropologların ortaya koyduğu gibi insan ile maymun arasında ortak atalara sahip olmak gibi bir ortaklık vardır. Ama insan ile maymun farklı yönlere giderek ayrışmış ve kendi çizgilerini izlemişlerdir. Yani insan şempanzenin akrabasıdır, kuzeni. Onunla aynı ortak ataya sahiptir. Ama maymundan gelmemiş, onunla aynı kökenden türemiştir. İnsan maymunlarla aynı türden geliyordu. Bunlar ortak bir atadan ayrılmışlardı. Darwin, insan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç atadan, ortak atadan evrildiğini öne sürmüştür. Darwin ve sonrası doğa tarihi üzerine düşüncelerde Stephen Jay Gould şöyle der: Homo sapiens başından beri bugünkü yüksek konumumuza yönelmiş bir merdivenin öngörülmüş bir ürünü değildir. Bizler yalnızca bir zamanların gür çalısının yaşamakta olan tek dalıyız. Introduction to Study of Man, insanın incelenmesine giriş adlı yapıtında belirttiği gibi, kendi aralarında döllenerek üreyebilen ama çeşitliliğini koruyan belirli bir topluluk aşamalı olarak değişerek bugün Homo sapiens dediğimiz duruma ulaşmıştır. Bugün dünyada yaşayan 183 maymun ve goril türü vardır ki bunlardan 182'sinin vücudu kılla kaplıdır. Tek istisna kendisine Homo sapiens adını vermiş olan çıplak bir maymundur der Desmond Morris ünlü Çıplak Maymun adlı kitabında. Arkaik maymunun yeni bir formu 3.2 milyon yıl önce Etiyopya'daki Afar çöküntüsünde gezinmiştir. Australopithecus afarensis, Afar'ın güney maymunu anlamına gelir. 1974 yılında antropologlar tarafından 47 adet fosil kemiğini çıkardılar. Tam bir iskeletin %40'ı. İnce narin yapısında bunun bir kadın olduğuna hükmettiler ve Lucy adını verdiler. Boyu sadece 1.1 metre, ağırlığı ise 29 kilo civarındaydı ve öldüğünde ise muhtemelen 20 yaşındaydı Lucy. Küçük boyutu, kısa bacakları, uzun kolları ve ufak kafatası nedeniyle Lucy daha çok bugünkü şempanzeye benziyor olacaktı. Ancak çok önemli bir fark vardı. Lucy dik yürüyordu. Leğen kemiğinin ve bacaklarının şekli ve türün bir başka üyesinin yakın bir mesafede bulunan diz eklemi makul şüphenin ötesinde bunu kanıtladı. Ancak yeni fosil keşiflerine göre insanın ayağa kalkarak dik yürümesi 3 milyon yıldan daha fazla öteye uzanabiliyor. 3.2 milyon yaşında erken bir insan atadan alınan fosil ayak kemiği insanın evrimi hakkındaki anlayışımızı derinden değiştirebilir, diyor bir haberde. Etiyopya, Hadar'da keşfedilen 3.2 milyon yıl yaşında erken bir insan atasından alınan fosil ayak kemiği Australopithecus afarensis adlı bir türe aitti. Ve bu insanın dik yürüyen ilk atası olabileceğine dair çarpıcı kanıtlar getiriyordu. İnsanın ayağa kalkışı onun insanlaşma serüveninde bir devrimdir. Bu keşiften önce ilk ayağa kalkan insan simgesi Lucy'di. Biraz önce belirttiğim gibi. Ayağa kalkma eylemi insanın ellerini özgürleştirdi. Ve onun dik yürümesi yani bir pedalizm insanın beyin hacminin de büyümesini sağlayan ana etken oldu aynı zamanda. Yani ayağa kalkış insanın hem fiziksel hem de düşünsel evriminde bir devrim noktasıydı. İnsan ayağa kalktıktan itibaren haklarını da savunmaya başladı. İlk insan hakları savunucusu da yaklaşık 3 milyon 2 nokta önce
yaşadığı öne sürülen ve ilk dik yürüyen insandır. Ellerin serbest kalması, alet yapımı düşüncesinin de yavaş yavaş ortaya çıkmasına neden olmuştur. Serbest kalan eller, iki ayak üzerinde yürüme, insanı maymunlardan farklı kılan özelliklerinden olmuştur. Örneğin, Australopithecus'ların iki ayak üzerinde yürüyebildikleri ve ilk kez iki ayak üzerinde yürüyen insan türü olduğu bilinmektedir. Engels, doğanın diyalektiği adlı yapıtında elin önemine vurgu yapıyor ve elin uzmanlaşmasının alet demek olduğunu, aletin de özgül insan faaliyeti, insanın doğa üzerindeki dönüştürücü tepkisi ve üretimi olduğunun altını çiziyor. El ile birlikte beynin de adım adım geliştiğini öne sürüyor. Metin Özbek ise elin önemine şöyle vurgu yapıyor. İnsanda elin çok hassas bir tutma özelliği vardır. Başka hiçbir canlıda bu tip bir özellik görülmez. Özbek insanı fiziki olarak ise şöyle tanımlıyor. Kalça kemikleri ve bacakları iki ayak üzerinde durmaya uyum sağlamış, kolları bacaklarından daha kısa, çok iyi gelişmiş olan baş parmağı, diğer tüm parmakları ayrı ayrı karşılayabilme olanağına sahip bir canlı. İnsanın, insan ailesinin bilinen en eski temsilcisi 7 milyon yıl yaşındadır ve ona Sahelanthropus chadensis adı verilir. Bu Sahelanthropus chadensis 2002 yılında Çat'ta bir göl kıyısındaki tortul tabakalar içinde bulundu. Ve yapılan analizler sonucu 7 milyon yıl önceye ait olduğu anlaşıldı bu fosilin. Bu nedenle insan ailesinin bilinen en eski temsilcisi olarak, yani insanlığın duayeni olarak adlandırılmaktadır. Sahelanthropus chadensis. Australopithecus'lara gelince bugünkü bilgilerimizle Australopithecus adını verdiğimiz insansılar Afrika'da, özellikle de Kenya, Etiyopya, Çad ve Tanzanya'yı içine alan geniş bir alan ile Güney Afrika'da zamanımızdan aşağı yukarı 4,5-4 milyon yıl öncesinde insansılardı. Homo sapiens'e göre. Australopithecus 4-4,5 milyon yıl önceden 1 milyon yıl önceye kadar Afrika'da yaşamıştı. Ve bunlar bilinen en eski hominid fosilleriydi. Australopithecus'ler dik durmaya başlamış ve iki ayak üzerinde yürümeyi başarmışlardı. Beyinleri şimdiki insanların 1/3 kadardı. Aynı zamanda Australopithecus'lerin ağaçlara tırmandığını iddia eden bilim insanları da var. Antropologlar genel olarak 6 Australopithecus türü tespit etmişlerdir. En yaşlıdan en gencine doğru bunlar şöyledir. Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus garhi, Paranthropus boisei, Paranthropus robustus. Bir diğer insan türüne bakalım şimdi daha yakın bir zamana. Neandertal insan. Neandertal insanın soyu tükenmiştir. Bunun nedenleri konusunda hala bilim insanları bir sonuca varabilmiş değiller. Çeşitli tezler var tabii. Değişen koşullara uyum sağlayamadığı, dolayısıyla soyunun tükendiğini ileri sürenler var. Homo sapiens ile ise değişen koşullara uyum sağlayabilme yeteneğiyle varlığını sürdürdü. Neandertal'in soyunun nasıl tükendiği kesin olarak bilinememektedir demiştik. Bazı teorilere göre daha zeki, daha yetenekli olan Homo sapiens tarafından yok edilmişlerdir. Tabii bu teori son zamanlarda pek de ilgi görmüyor. Daha çok değişen koşullara uyum sağlayamadığı tezi öne çıkmaya başladı antropoloji dünyasında.
Birçok Neandertal fosili bulundu bugüne kadar ve Neandertallerin soyunu yaklaşık olarak günümüzden 30 bin yıl öncesi tükendiği tahmin ediliyor. Bu çerçevede biraz da avcı toplayıcı toplumlara değinmek istiyorum. Avcı toplayıcı topluluklar genellikle komünel yaşamın görüldüğü topluluklardı. Bu nedenle bunlar tarım öncesi yaygın olan topluluklardandı. Yabani bitkileri topluyor ve yabani hayvanları avlıyorlardı. Binlerce yıl öncesinde Asya'nın Sibirya steplerinde yaşayan avcı toplayıcı topluluklarının ilk kez son buzul çağında Amerika kıtasının kuzeyine geçtikleri ve daha sonra güneye doğru hızla yayıldıkları genelde kabul edilmektedir diye yazıyor Metin Özbek kitabında. Yine avcı toplayıcı yaşam tarzının dünyanın birçok yerinde mezolitik düzeyde kaldığı öne sürülüyor. Mezolitik dönemde tarıma ilişkin ilk girişimlerde görülüyor. Tarımın yaygınlaşması ise bildiğimiz gibi Neolitik dönemde gerçekleşiyor. Çünkü tarım aynı zamanda hem yerleşik düzene geçişin bir işareti hem de insanın yavaş yavaş kurumlar yaratmaya başlamasını simgeleyen bir şeydir. Çünkü mülkiyet edinmeye başlamıştır artık insan. Komünal ortak yaşam yerine çiftçilik yapmaya başlar. Ama bu daha çok dediğim gibi Neolitik dönemdedir. İlk işaretler ise Mezolitik'te görülüyor. Yine bazı hayvanları evcilleştiriyor Mezolitik'te insan. Ayrıca aletleri de var bu dönemde. Avcı toplayıcılık hareketli bir süreci. Tarım toplumu ise yerleşik süreci ifade ediyor bu anlamda. Tarım insanlığın tarihinde bir dönüm noktasıdır. Örneğin devlet tarım sürecinin içinde ortaya çıkan bir kurum oldu. Yine yasalar, çeşitli kurumlar, tapular, tek tanrılı dinler hepsi bu sürecin içinde oluşuyor. Örneğin günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce kurulduğu tahmin edilen Göbekli Tepe avcı toplayıcıların bir kült merkeziydi. Bu tapınağı tarım ve hayvancılığa yakın dönemdeki son avcı toplayıcı topluluklar tarafından oluşturulduğu tahmin ediliyor. Ama burada devlet gibi bir kurum henüz yok. Buna daha binlerce yıl var. Bunun için tarım ve yerleşik toplumun yaygınlaşması gerekiyor ve Neolitik dönemin yaşanması. Son olarak avcı toplayıcı toplum göçebedir ve bu anlamda özgürdür. Yersiz yurtsuzdur o. Kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Çünkü toprağa ve hiçbir şeye bağlı değildir. Ortak yaşar. Tarım toplumu ise yerleşiktir. Mülkiyetçidir. Toprağa göbeğinden bağlıdır. Ve artık ortak yaşamaktan vazgeçmiştir. Yavaş yavaş. Yani şunu söyleyebiliriz. İnsan toprağa sahip olmaya, mülkiyet edinmeye başladığı anda kendi köleliğinin tarihsel temellerini dağıtmış oldu. Bu yarattığı kurumlarla birlikte insanın ayağındaki pranga oldu. Onu tarihsel kölelikten günümüzde çağdaş köleliğe kadar getirdi. Yani insan kendi yarattıklarının kölesi oldu. Başta da devlet kurumu olmak üzere. Özbek şöyle diyor. Şempanzenin ve insanın dahil olduğu aileler aşağı yukarı 7 milyon yıldan bu yana bağımsız ve ayrışık evrim süreçleri izledi. Ortak atayı temsil eden türlerden bazıları evrim geçirerek şempanzeyi, diğer bazıları da insan ailesinin ilk cinslerini meydana getirdi. Ortaklığımız sadece üst aile düzeyinde 3. zamanın
Miyosen zaman dilimi içinde sınırlı kaldı. Kısaca şempanze insanın atası değil, kuzenidir. Böyle diyor. Şempanze insana en yakın olan maymundur. Çünkü insan ile şempanze arasındaki bilimsel ölçümlerde genetik farklılık derecesi neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Şempanze ile akrabalığımız kesindir. Diğer maymunlar ile de. Ama bu insanın direkt olarak maymundan geldiği tezine yol açmaz. İnsan ailesinin kökleri itibariyle aşağı yukarı 7 milyon yıl önce başlayan evrimi, yine aşağı yukarı 2,5 milyon, 3 milyon yıl öncesinden itibaren Homo adını verdiğimiz insan türünü ve yakın atalarını içeren türün ortaya çıkmasıyla birlikte yepyeni bir dönemece giriyor. Bu noktada insan yavaş yavaş kendi evrim çizgisinde ilerlerken diğer insansılarla, hominidlerle olan bağlarından da özgürleşiyor ve kendisini buluyor. Bu noktada bir alıntı yapmak istiyorum. İnsan olağanüstü bir yaratıktır. Kendisini canlılar arasında eşsiz kılan bir dizi yeteneğe sahiptir. Diğerlerinden farklı olarak manzarada yer alan bir figür değil, manzaranın bir şekillendiricisidir. Bedende ve zihinde doğayı keşfedendir. Her kıtada yuvasını bulan değil, yuvasını yapan, her yerde yaşayabilen canlıdır. İnsanın Yükselişi adlı yapıtında Bronowski böyle diyor. Dedikleri doğru da. Ancak insan bunun yanı sıra öyle bir savaş makinesi olan devleti yarattı ki hem soyunu hem de gezegeni tehlikeye soktu. Devlet insanı her an tehdit etmektedir. Büyük ulus devletlerin yöneticilerinin parmaklarının ucundaki düğmeler her an bir nükleer savaşa yol açıp dünyayı yok edebilir. İşte devlet böyle bir tehdit ve ölüm makinesidir. Ailemiz tarih sahnesindeki yerini geç miyosen çağda alırken birçok cins ve tür farklı iklimler ve geniş bir coğrafyada karşımıza çıkıyor. Ailemizin ilk temsilcileri Afrika'nın doğu ve kuzey doğusundaki ormanlık alanlara etkin bir şekilde uyum gerçekleştirmiş hominidler de deniliyor. Bronowski eski bulgulara göre 2 milyon yıldan fazla bir süre önce insanın bilinen ilk atasının modern insanın ayağından neredeyse ayırt edilemeyecek bir ayakla yürüdüğünü dile getiriyor. Tabii bu yeni keşiflerle birlikte 3 milyon yıldan fazlaya uzatıldı. 2 milyon yıl değil, daha fazla. Homo erectus ise sadece taş alet yapımında ortaya koyduğu standart üretimle tanınmaz. Aynı zamanda kültür tarihimizde önemli bir devrim sayılan ateşi keşfedendir o. Unutmayalım ki o Afrika'nın sıcak ikliminde olduğu kadar buzul ikliminin egemen olduğu Avrupa ve Asya'nın soğuk bölgelerinde de yaşamını sürdürmek zorundaydı. Üstelik pişirilen bu besinlerin hazmı daha kolay oldu. Dişlerin ve çiğneme kaslarının yükü büyük ölçüde hafifledi. Dişler küçüldü. Çiğneme kasları zayıfladı. Sonuçta çene ufaldı. Beynimiz irileşti. İri beyin aynı zamanda gelişmiş bir bilişsel kapasite ve artan zeka demektir. Bu anatomik özellikler insanın yaşam biçimine de yansıdı diyor Metin Özbek. Burada asıl etken antropologların söylediği gibi insanın dik durmasıdır. Beynin büyümesini esas sağlayandır. Homo sapiens adı 1758 yılında modern biyolojik sınıflandırmanın babası Carolus Linnaeus tarafından bulundu ve kullanıldı. Homo sapiens Latince akıllı insan veya bilen insan anlamına geliyor. Primatlar takımının büyük insansı familyasının Homo cinsinde bulunan tek canlı türüdür. Anatomik olarak daha önce 200 bin yıl denilmesine rağmen son bulgularla 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıkmış ve modern davranışlarına da aşağı yukarı 50 bin yıl önce kavuşmuştur. İşte günümüze kadar insanın evrimsel serüveni genel hatlarıyla böyledir.